İşkence ile ilgili ikinci tanığımızı dinleyeceğiz. Eren Doğan'ı davet etmek istiyorum. Evet, hatırlatmak gerekirse bütün tanıklarımız 20 dakikanız var tanıklıklarını sunmak için ve daha sonrasında hakimlerin soru cevap oturumuna geçeceğiz. Söz sizde Sayın Doğan. Adım Erhan Doğan. Türkiye'de tarih öğretmenliği yapıyordum Ankara'da. Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da. 15 Temmuz sözde darbe girişimi olduğu zaman orada öğretmenlik yapıyordum ben. Gülen grubuna ait bir okulda. O dönemde aynı zamanda idareciydim. Tabii 15 Temmuz olayı gerçekleştiği gün orada oturuyordum. Ankara'daydım ben. O olaydan sonra bir hafta boyunca sürekli tutuklamalar oluyordu. Gülen grubuna yakın olan okullar halk tarafından yağmalanıyordu. Yakılıp yıkılıyordu. Tabii biz çok ciddi tedirgin olmuştuk. Fakat bize ulaşan benimle alakalı hakkımda herhangi bir tutuklama, yakalama kararı yoktu. 10 gün sonra okulda bulunan bir öğretmenimiz ve bir iki tane arkadaşı beni aradılar. İşte polisler gelmiş, sizi soruyorlar dedi. Gelebilir misiniz? Dediler bana. Ben de hemen okula gittim. Okula gittikten sonra bir idari kat dediğimiz kat birinci katta yer alıyor. Ben merdivenlerden yukarı çıkarken 2-3 basamak var çıkmama sakallı böyle iri yarı sivil insanlar merdivenin başında bekliyordu. Onlara yaklaşmama bir iki basamak kaldığında bana Erhan Doğan sen misin diye seslendi. Evet benim dedim. Sonra yakamdan tutup şöyle koridora, duvara fırlattı beni. Ben siz kimsiniz, ne arıyorsunuz diye cevap vermeye çalışırken işte arama kararınız var mı kurumla alakalı falan. Bana işte galiz küfürler ederek teröriste bak hala hesap soruyor diyerek beni tekme tokat dövmeye başladı. 4 kişiydiler. Sonra beni bir sınıfa aldılar. Bu arada bizim kurumda bulunan arkadaşları da başka bir sınıfa almışlardı. Ondan sonra yanıma geldiler. İşte orada üçü birlikte beni dövmeye başladılar. Sonra bana dediler ki eğer sen bizim dediklerimizi kabul etmezsen, bizim dediklerimizi yapmazsan ailen, sen, bütün hayatın kararır. Eğer bizim dediklerimizi yaparsan seni şimdi buradan bırakabiliriz diye bir söylemde bulundular. Ben de ne istiyorsunuz dedim. Bize kimlerle toplantı yapıyorsunuz, işte kimlerle görüşüyorsunuz, Ankara'da işte Gülen yapılanmasının üst düzey insanları kimler, bunlarla ilgili bize 10 tane isim istiyoruz. Eğer bu isimleri bize verirsen biz seni buradan bırakabiliriz dediler. Ve bu suçlamayı yani işte terör örgütü üyesi olduğunu kabul etmeni istiyoruz dediler. Bununla alakalı bir evrak imzalamamı istediler. Ben de Ben kesinlikle terörist olabileceğim herhangi bir faaliyetim olmadı. 40 yaşındayım. Bu yaşıma kadar hiçbir suça bulaşmadım. Karakolda ifade vermişliğim dahi yoktur. Ben kesinlikle terörist değilim dedim. Ve ben kimsenin de ismini söyleyemem. Kimseyi de bilmiyorum. Ben burada idareciyim. Ve buradaki öğretmenlerle görüşürüm. Ben burayı idare etmeye çalışırım dedim. Bana sen akıllanmayacaksın herhalde dedi. Sen bilirsin dedi. Ondan sonra o 3-4 kişilik sivil ekip tabii kimlik falan hiçbir şey göstermiyorlar. Yani bir şey sormanıza dahi fırsat vermiyorlar. Onlar bize biraz işkence yaptıktan sonra gittiler. İkinci bir sivil ekip geldi. Onlar da aynı şekilde tekrar bizi dövmeye başladılar. Onlar da yine herhangi bir, yani biz bunu kabul etmedik. Ben kesinlikle terörist değilim dedim. Ben bunu kabul etmiyorum dedim. Sonra onlar da gitti. Gece saat 12 gibi TEM dediğimiz Ankara TEM resmi polisleri geldi. Onlar da sabaha kadar bizi binada tuttular ve binadaki bütün bilgisayarları, işte bütün akıllı tahta dediğimiz uygulamalar vardı sınıflarda. Tamamını söktüler.
Sabaha kadar bizi orada tuttular. İşte biz biriyle görüşmek istiyoruz, avukatımızı çağırabilir miyiz? Kesinlikle telefonlarımızı topladılar, kimseyle görüşemezsiniz dediler. Sonra sabah bizi, her birimizi birer arabaya koyarak ikişer polis yanımızda. Ankara TEM dediğimiz, Ankara'da terörle mücadele şubesi dediğimiz şubeye götürdüler bizi. Tabii yolda götürürken otobüs, arabanın içerisine de yine bize şiddet uygulamaya devam ettiler. Ankara TEM'e vardığımızda tabii biz 4-5 kişi idik. 4-5 kişi bizi götürdüler ama yaklaşık 10-12 tane de polis vardı yanımızda. Ankara TEM'in içerisine girdiğimizde şöyle boş bir koridor alan vardı. Karşıdan bir tane yine sivil bir insan. İşte polisler ayrılsın dedi. Ayrıldılar polisler, biz kaldık ortada. Sonra oradan bağırarak bize küfürler etmeye başladı ve getirin o işte affedersiniz şerefsizleri, köpekleri, o teröristleri getirin dediler. O polisler bizi böyle bir koridor şeklinde oluşturup tekme tokat o kişinin yanına götürdüler. Sonra bizi bir duvarın dibinde dizdiler. Bu kurumun müdürü kim dedi? Ben dedim. Sonra beni ayırdılar. Diğerleri işte orada danışma dediğimiz, işte stajyer öğretmen dediğimiz öğretmenlerdi. Sonra beni alıp ayrı bir içeri götürdüler ve bir karanlık bir koridora götürdüler. Orada 3 kişi yine bana fiziksel olarak şiddet uyguladı. Son kez uyarıyoruz seni. Bak bizim dediklerimizi yapmazsan bu senin hayatının sonu olur. Burada ölebilirsin, buradan çıkmayabilirsin, buradan ölüp çıkmayan insanlar var şeklinde beni tehdit ettiler. Tabii ben kendi kendime tamam yani şiddet uygulanır fakat ölüm, öldürme ihtimalini açıkçası hiç düşünmüyorum. Yani öyle bir şey yapılamaz diye bir düşünce vardı o anda içimde. Sonra beni alıp getirdiler. Bir spor salonu dediğimiz bir salon vardı. Buranın 2 katı büyüklüğünde. İçeri girdiğimizde salonun 4 bir tarafında turuncu kıyafetli, tamamı turuncu kıyafetli insanlar, turuncu kıyafetler giydirilmiş, tek tip kıyafetler giydirilmiş insanlar, hepsi kelepçeli ve duvarın diplerinde şöyle oturtulmuş. Tabii ben o manzarayı gördüğümde aklıma daha önce sosyal medyadan falan takip ettiğim Guantanamo'daki o turuncu kıyafetli insanlar geldi. Ben o anda psikolojik ben açıkçası çöktüm. Yani herhalde bizi çok tehlikeli şeyler bekliyor diye kendi kendime düşünmeye başladım. Sonra bizi de arkadan kelepçelediler ve duvarın dibinde oturttular. Tabii belli bir süre oturuyorsunuz fakat ondan sonra yoruluyorsunuz. Devrilip düştüğünüzde gelip sizi tekmeliyorlar, tekrar kaldırıp aynı pozisyonda. Yani elleriniz arkada, yüzünüz duvara dönük bu şekilde oturup bekliyorsunuz. Ara ara isimleri çağırıyorlar, götürüyorlar, getiriyorlar. İşte bir sirkülasyon var yani sürekli girip çıkanlar. Sonra duvarın dibine oturttuklarında şöyle baktım, duvar boyu. Duvar yani insan boyundaki kısmın tamamı kan. Yani her taraf kan. Bu daha önce orada işkence yaptıklarının şeydi. Çünkü ben daha tutuklanmadan önce sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla 15 Temmuz'dan hemen sonra tutuklanan askerler oraya götürülmüştü. Ve orada onların sorgusu alınmıştı ya da işte orada işkence yapılmıştı. Ve bunun bütün duvarlarda kan izi olduğunu ben orada kendi gözlerimle gördüm. Görünce de tabii daha da irkildim. Sonra tabii orada günde bize çok küçük bir parça ekmek ve bir küçük paket reçel veriyorlardı. Günde bir 0,5 şunun kadar belki biraz daha büyük bir su veriyor. Günlük bu kadar. Bunun dışında hiçbir şey vermiyorlardı. Sonra ilk gün akşam saat böyle 7-8 gibi sanırım ismimi okudular benim. Aldılar beni götürdüler. Yine o binanın içerisinde farklı böyle birkaç koridordan geçirip bir yere götürdüler. Sonra orada dört tane yine sivil giyimli insanlar orada tekrar bana fiziksel şiddet uyguladılar. Kafamı böyle işte duvarlara vuruyorlar. Sonra işte biri arkamda, biri önümde, biri sağımda, solumda duruyor. İşte hep aynı sorular. Yani işte cemaat kanalıyla mı evlendin, cemaatten kimleri tanıyorsun, Gülen grubundaki üst yöneticiler kimdir, bize 10 tane isim ver. Israrla ve terör, bu yapının terör örgütü olduğunu bize kabul et ve bu belgeyi imzala şeklinde dayatmada bulunuyorlar.
Tabii ben düşünüyorum. Yani ben 20 yıldır bu yapılanmanın içerisindeyim ve herhangi bir terör faaliyeti diyebileceğimiz en ufak bir şiddet olayına tanık olmadım. Ve ben kendim de en ufak bir şiddet olayına bulaşmadım. Yani dolayısıyla bu insanlara durup dururken işte terörist demek ben onurum olarak, vicdanım olarak kesinlikle kabul edemezdim ve bunu kabul etmedim. Sonra orada o gece fiziksel işkence uyguladıktan sonra tekrar getirip spor salonuna koyuyorlar. Tabii sürekli böyle isimler okuyorlar. O anda orada işte meslekten ne olduğunu bilmiyorum. Herkes turuncu kıyafetli olduğu için bazen polisler seslenirken şöyle diyordu. İşte Gazi Üniversitesi'nin akademisyenleri gelsin. İşte o üniversitenin akademisyenlerinin olduğunu anlıyorduk oradan. Bazen isim isim söylüyorlardı. Bazen insanlar işte ben hastayım, şeker hastasıyım, işte ilacımı almam lazım veya işte bu yemekler benim için zararlı demelerine rağmen herhangi bir cevap verilmiyordu ve onların talepleri geri çevriliyordu. İkinci, üçüncü gün bu şekilde işkenceler devam etti. Sonra belli bir süre sonra gece saat 11-12 gibi gelip sabah 4-5 gibi kaybolan böyle hani benim belki de ömrümde ilk defa karşılaştığım böyle acayip tipler diyebileceğimiz insanlar vardı. Bunlar ben ilk defa orada gördüm. Yani o gece gelip sabah kayboluyorlardı. Onları ben orada sadece o saatler arasında gördüm birkaç defa. Onların işkenceye aldıkları dönem en ağır işkencelerin yapıldığı dönemdi. O geceleri bizi götürdüklerinde mesela ilk götürdüklerinde özür diliyorum buradaki arkadaşlardan. Bizi soyup ondan sonra soğuk su döküp işte ellerinde sopaya benzer cop şeklinde şeylerle dövüyorlardı. İlk gece öyle bir işkence yaptılar bana. Sonra ikinci gece götürdüler Filistin askısı dedikleri bir uygulama. İşte ellerinizi arkadan bu şekilde ayaklarınızla bağlıyorlar ve sizi askıda bırakıyorlar. Bu Filistin askısının tahminime göre 1,5-2 saat öyle askıda tuttular. Sonra bıraktıklarında ben bütün kemiklerimin kırıldığını düşündüm o an. Yürüyemiyordum. İki polis koluma girip spor salonuna götürüyorlardı. Tabii bu işkenceleri yaptıklarında arada bir, iki günde bir falan oraya bir tane işte doktor koymuşlar. Böyle boş, 2-3 metre, yani 5 metrekare büyüklüğünde boş bir alan. Doktor önlüğü giymiş, işte bir doktor var, masa var, orada duruyor. Sonra bizi polisler ilk götürdüklerinde kolumdan tutmuşlar. Beni kapıdan içeri soktular. Biz böyle kapıda bekliyoruz. Doktor karşıda. İlk gittiğimizde bana bir şeyin var mı diye sordu doktor. Ben de gayri ihtiyar işte görmüyor musunuz? Çünkü her tarafın işkence gördüğüm açık yani. Öyle deyince tabii doktor kafasını önüneydi. Genç bir bayan doktordu. Yüzünü asla unutamam. Sonra polisler doktor hanım bir dakika biz tekrar geleceğiz dediler. Tekrar götürüp işkence yaptılar. Bu defa diyorlar ki işte polisler doktor bir şey sorduğunda sen cevap vermeyeceksin, biz cevap vereceğiz. Yoksa tekrar geliriz. Sonra biz gittiğimizde işte bu defa doktor tekrar sordu. Bir şeyiniz var mı diye. Polisler de yok yok sapasağlam hiçbir şey yok deyip tekrar geri çıkarıp spor salonuna götürdüler. Tutuklanmadan bir gün önceydi. Tekrar gece götürdüler beni. Yani işkence yaptıkları yerler şöyle koridor var ama böyle bölme dediğimiz bölmeler var. Önü açık böyle bölmeler var. Yani birkaç bölme var böyle ama siz yan tarafta kişilerin sesini duyabiliyorsunuz. Yan tarafta falan işte çünkü aynı anda farklı kişilerde işkence yapıyorlardı. O zaman beni götürdüklerinde işte bana işkenceye başladıklarında o önü açık olduğu için ben oradan 3 tane bayanın geçtiğini gördüm. Sonra bayanları bizim yan taraftaki bölmeye aldılar.
Tabii bayanların çığlıkları çok ürkütücüydü. Yani işte ne olur bize tecavüz etmeyin diye. O haykırışları hala kulağımdadır. Sonra beni tehdit ettiler. İşte eğer istediklerimizi yapmazsan biliyoruz. Senin eşin var, kızın var. Aynısı onların başına da gelebilir diye. Tabii o gece benim için hayatımın en zor gecesi diyebilirim. Ondan sonra ben ertesi gün açıkçası intihar etmeye karar verdim. Fakat bunu nasıl yapabilirim diye burada. Arada bizi tuvalet için dışarı çıkarıyorlardı. O tuvalette acaba bir şey yapabilir miyim? Düşündüm. Sonra izin istedim. Tuvalete gittim. Fakat inancım gereği intihar etmenin de ne kadar ağır bir vebal olduğunu biliyorum. Sonra çok böyle içten dua ettim. Ne olur dedim. Vazgeçtim ama düşünmeye devam ediyorum tabii. Ondan bir gün sonra mahkemeye çıkarıldık. Mahkemeye çıkarıldığımızda artık ben seviniyorum. Yani diyorum ki ya buradan kurtuluyoruz çok şükür. İnşallah tutuklanırız, cezaevine gideriz diyorum. Çıktık mahkemeye. Tabii mahkemeye arkadaşım biraz önce bahsettiği gibi bize işkence yapan polisler bizimle birlikte mahkeme salonuna giriyor. Hakim hiç yüzümüze bakmıyor yani bir şey de sormuyor. İşte emniyette ifadeniz alınmış. Buna ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Tamam. Tutuklanmasına karar verilmiştir deyip bizi tutukladılar. Sonra Sincan Ağır Ceza evine gönderdiler bizi. Ama ben yolda giderken seviniyorum artık. Yani iyi ki tutuklandım diyorum. Gittik cezaevine. Cezaevinin kapısından içeri girdik. Neyse işlemleri yaptılar. Ondan sonra boş, yine şu büyüklükte boş bir odaya aldılar bizi. Tamamı asker. Asker ama şey asker, böyle normal er, 20 yaşlarında gençler. Hepsinin üstü başı yırtığı kan, bere içerisinde. Sonra biz turuncu kıyafetlerle tabii bizi götürdüler oraya. Turuncu kıyafetlerle bizi görünce bu insanlar bize dedi ki ya işte bunlar FETÖ'cü, işte bunlar... Bunların yüzünden biz bu kadar şiddet gördük diyerek bize çok böyle hani linç edercesine böyle kötü bakıyorlar. Tabii biz orada da çok korktuk. Dedim yani acaba cezaevini bilmiyorum. Yani ben diyorum ki acaba cezaevi dedikleri böyle bir şey mi? Yani biz hep burada mı kalacağız? Bu kadar kalabalık, bu kadar insanların içerisinde mi kalacağız diye orada beni bir endişe sardı. Sonra 15 dakika sonra gelip bizi aldılar. Ondan sonra götürüp normal bir koğuşa, orası geçici bir yermiş. Yani işte orada tutup ondan sonra koğuşlara aktarıyorlarmış. Sonra koğuşa götürdüler bizi. Cezaevine işte koğuştan girdiğimde tamamı bizim bu işte gülen hareketinden yakalanıp oraya götürülen insanlar. İlk ay 16 kişilik koğuşta 55 kişi kaldık. Cezaevi şartları çok ağır. Çünkü ekstra kısıtlamalar getirmişlerdi. Dediğim gibi 16 kişilik yerde 50-55 kişi kalıyorduk. Bir tane tuvalet, bir tane banyo.
İnsanlar tuvalete gitmek için yarım saat 40 dakika kuyrukta bekliyor. Sıra bekliyor. Sıcak su veriyorlar 2,5 saat. Haftada bir 2,5 saat ve sadece 45-55 kişi 1,5-2 dakika ancak yani böldüğünüzde. Dolayısıyla biz kovalara işte sıcak su alıp o şekilde daha sonra ihtiyacımızı gidermeye çalışıyorduk. Hijyenik şartları çok ağır. Gardiyanların tavrı çok incitici. Sürekli hakaret eden, isteklerinize cevap vermeyen bir tutumları var. Zaten toplumda dışarıda bu insanlar sürekli size karşı motive ediliyor. Bunlar terörist, bunların öldürülmesi lazım, bunların yok edilmesi lazım. Bu psikolojiyle bu insanlar gelip orada bizi idare etmeye çalışıyorlar. Biraz önce sabahki oturumda şey denildi, işte cezaevi kontrolleriyle alakalı. Kendim yaşadığım bir şeyi anlatayım. İnsan haklarından, işte Avrupa İnsan Hakları, yani Avrupa dendi, işte kontrole gelecekler. 3 gün öncesinden başgardiyan kendisi koğuşa geldi. Ve arkadaşlar dedi, kontrole gelecekler, size bir şeyler soracaklar burada. Siz bizim dediklerimizin dışında herhangi bir şey söylerseniz, zaten bir ayda, iki ayda bir ailemizle ancak görüşebiliyorduk. Bu görüşlerinizi yasaklarız. 2 haftada bir 10 dakika telefon görüşmemiz var. Bu görüşmenizi yasaklarız. Ve daha da ileri giderseniz hücre cezası veririz. Diyerek bizi tehdit edip olumsuz bir şey söylemememiz gerektiğini önceden gelip uyarıyorlardı ve oldu da. 3 gün sonra geldiler bizim koğuşa. Hiç kimse sesini çıkaramıyor. Niye? Çünkü ya kişi 2 ayda bir ailesini görmek istiyor. Göremeyecek yani. 10 dakika çocuklarıyla telefonda konuşacak, konuşamayacak. Ve hücre cezası, yani hücre cezası çünkü ben orada yine şahit oldum. Cezaevinden insanları alıp götürüyorlardı. Cezaevinde gardiyanlar, 4-5 gardiyan toplanıp dövüp tekrar getirip koğuşa koyuyorlardı. Dolayısıyla cezaevi şartları Türkiye'de çok ağır. Yani kapasitenin zaten çok üstünde. Bir de siyasi suçluysanız orada hayatı size tamamen zehir ediyorlar. Yani yaşanmaz bir hale getiriyorlar. Tamamen sizi orada tabiri uygunsa ölüme mahkum ediyorlar. Dolayısıyla cezaevi ile alakalı söyleyeceklerim bunlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz cezaevindeyken sürekli hükümetin, bizzat Tayyip Erdoğan'ın meydanlarda bunlar cezaevinden çıksalar bile, yargı bunları bıraksa bile, benim halkım bunların cezasını verecektir. Benim halkım bunları yüzüne tükürecektir. Bunlara hayatı dar edecektir. Bunları hayatı zindan edecektir diye meydanlarda söylemleri var. Sürekli insanları bu şekilde motive etmesi var. Dolayısıyla yani cezaevinden çıkmış olmanız aslında sizin kurtulduğunuzu göstermiyor. Ben yine bunu bizzat yaşadım. Biraz sonra değineceğim buna. Bunun dışında yine sözde darbe girişiminden sonra KHK uygulaması diye bir uygulama getirildi Türkiye'ye. Devlet başkanı tek başına kanun hükmünde kararname çıkarıp istediği kararı aldı. Ve o kararlardan bir tanesi şu, çok ilginçtir. İşkence edenlerin ve bu olaylara karışanların sivil dahi olsalar yasayla korunacağına dair. 696 sayılı KHK'nın 121. maddesi hala duruyor. Yani bu şekilde insanların, bu gruba ait olan insanlara yönelik öldürebilirsinize kadar giden bir motivasyonu vardı toplumun. Bu çok ciddi bir motivasyon olduğunu biz daha sonra gördük. Ben ilk tutuklandıktan tam 10 ay sonra benim hakkımda iddianame hazırlandı. 10 ay boyunca hiçbir şey yok. Yani bir iddianame, neden tutuklusun? Hakkındaki suçlamalar, yönetilen suçlamalar ne diye bir şey yok. 10 ay sonra hakkımda bir iddianame hazırlandı. Hakkımda hazırlanan iddianamede suçlama şu. Siz Gülen grubuna ait okullarda çalışmışsınız. 2, sendikaya üyeymişsiniz. 3, Bankasya'da hesabınız varmış. 4, Baylok diye bir uygulama kullanmışsınız. Ben hakimin kendisine sordum. Dedim ki hakim bey, bu Gülen grubuna ait okulların açılma iznini Türkiye Cumhuriyeti Devleti vermiştir. Ben bu kurumlarda çalışırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruyorum. Diyorum ki ben bu kurumda çalışabilir miyim? Milli Eğitim Bakanlığı da bana çalışma izin onayı veriyor. Diyor tabii ki çalışabilirsin diyor. Şimdi devlet okul açıyor, problem yok. Milli Eğitim Bakanlığı bana izin veriyor, problem yok. Ben burada çalıştığım için terörist oluyorum. Mr. Doğan, I will ask you to go to the end.
Evet, sonuna doğru gitmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederiz. Bunları ben hakim beye söyledim mahkemede. Tabii hakimin tavrı tamamen yargılamanın olmayacağına yönelikti. Benim kanaatim o yönde oluştu zaten. Oradan herhangi bir beklentim olmadı. Sonra cezaevinden çıktıktan sonra 18 ay cezaevinde kaldım. 7 yıl 6 ay ceza verdiler bana. Üst mahkemeye itiraz aşamasında adli kontrol şartıyla bırakıldım. Sürekli işte haftada bir iki defa karakola gidip imza veriyordum. Cezaevinden çıktıktan sonra topluma karıştığımda toplumdaki tavrın, insanların dışlayıcı, öteleyici ve hakaretleri cezaevindeki ortamdan çok daha ağır geldi bana. Çünkü en yakın akrabalarım, öz kardeşlerim, kendi öz dayım, halam, teyzem, en yakın akrabalarım bana terörist gözüyle bakıyordu. Halbuki benim kesinlikle böyle biri olmadığımı biliyorlardı. Onlara bu motivasyonu sağlayan Türk hükümetiydi. Çünkü yıllarca günde 30 tane ulusal, 200 tane yerel medyayla sürekli bu pompalandı o insanlara. Ve o insanlar da hükümetin bu söylemini aldılar, kendi öz akrabalarını dışladılar. Artık hayatım benim için yaşanacak bir yer olmadığına kanaat getirdim Türkiye'de. Çünkü ben içerideyken ailem, eşim burada, çocuklarım çok ciddi psikolojik travma geçirdiler. Toplumun bu öteleyici ve dışlayıcı baskısından dolayı. Devlet sosyal yardımı bile vermekten geri durdu. Siz, eşiniz bundan dolayı tutuklu, biz size sosyal yardım veremeyiz diye. Sağlık güvencesi dahi verilmedi. Okay, so... Evet, teşekkür ederiz. Tanıklığınız için çok önemli bir tanıklıkta teşekkür ederiz. Ve şimdi hakimlere soruları olup olmadığını soracağız. Öncelikle Hakim Pace ile başlıyoruz. Çok sayıda sorum var. Evet, bir soruya sınırlamaya çalışacağım. Çok sorum ama bir soruyla sınırlamaya çalışacağım. Şimdi dediniz ki siz... Hakkınızdaki mahkeme kararına bakacak olursak, ne zaman, yani tam olarak ne zaman mahkeme edildiniz ya da hakkınızda ne zaman karar çıktı? Yani şimdi bu darbe girişiminden sonra gözaltına alındınız 25 Temmuz'da, yani 10 gün sonrasında ve daha sonrasında bahsettiğiniz şekilde muamelelere tabi tutuldunuz ve nihayet mahkeme önüne çıkarıldınız. Tam olarak ne zaman çıkardınız bilmiyorum ama evet, 7 yıl 6 ay mahkumiyet. Doğru değil mi? Tamam. Bu 7 yılın ne kadarını içeride kaldınız tam olarak? Tutuklandıktan sonra 18 ay içeride kaldım. 4 defa mahkemeye çıktım. 4. mahkemede 30 Ocak 2018 hakkımda 7 yıl 6 ay ceza verildi. 18. Ağır Ceza Mahkemesi. Sonra bir üst mahkeme, bölge idare mahkemesine itiraz hakkımız vardı. Bu itiraz hakkını kullandık. Mahkeme adli kontrol şartıyla bizi bıraktı. Ve dediğim gibi çıktıktan sonra Türkiye'nin yaşanılacak bir yeri olmadığını gördüm. Ondan sonra yurt dışına çıktım. Kaçtım yani yurt dışına. Okay, so you were released on a... Yani başarılı bir şekilde, yani temyize başvurdunuz. Yani kararı itiraz ettiniz ve itirazınız kabul edildi bu durumda. Çıktıktan sonra 30 Ocak 2018'de dediniz. Evet. Daha sonrasında bu karara itiraz ettiniz. Anladığım kadarıyla bir bölge mahkemesine başvurdunuz ve daha sonrasında sizin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmanıza karar verildi. Doğru değil mi? Sonra ben çıktım. Ben çıktıktan sonra bölge idare mahkemesi de cezamı onayladı. Yani 7 ay, 7 yıl 6 ay mahkum etti. Sorry. When were you released? Yani tam olarak ne zaman serbest bırakılmışsınız, o tarihi verebilir misiniz? No, that's when you were sentenced. Yani mahkum edilme tarihiniz değil miydi? Bu dördüncü kez mahkemeye çıkarıldınız. Aynı mahkeme, 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldım.
Ama her yani 3 ayda bir o 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılıyordum. 4. mahkemede, yani 4. mahkeme dediğimiz 4. defa. 4. defa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıktığımda hakkımda karar verildi. 7 yıl 6 ay ceza verildi bana. Terör örgütü üyeliğinden orada sizin üst mahkemeye itiraz etme hakkınız oluyor. Ben de o itiraz hakkımı kullandım. Hakim de adli kontrol şartıyla, yani haftada 2-3 defa gidip işte karakolda imza vermek şartıyla üst mahkemenin kararını bekleme aşamasında beni tahliye etti. Ben daha sonra üst mahkemenin de kararı onaylayacağını düşündüğüm için ülkeden kaçtım. Nihayet ben çıktıktan sonra da bölge idare mahkemesi benim cezamı onayladı ve şimdi dosyam Yargıtay'da. As we speak now. Şu anda Yargıtay'da yani. Thank you. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Give the floor. Şimdi sizin sorunuz varsa sizin sorunuzu alalım. Sayın Bayans. Evet, sizin değerlendirmenize göre bu yaşadıklarınızın sizin ve aileniz üzerindeki etkileri neler oldu? Ülkeden kaçmak zorunda kaldığınızı söylediniz. Yani bunun etkisini nasıl tarif edersiniz? Şu andaki etkisi nasıldır? Yani şu anda Türkiye'nin dışındasınız ama nasıl bir etkisi var hayatınız üzerinde? Bunu anlatabilir misiniz? Teşekkürler. Yani ben Türkiye'de yaşadığım bu işkence ve cezaevinde yaşadıklarımdan sonra zaten Türkiye ile alakalı gerçekten ciddi bir hayal kırıklığına uğramıştım. Cezaevinden çıktıktan sonra özellikle işte bir abim hariç onun dışındaki bütün akrabaların da bana tavır almış olmasını gördüğümde, yine ben içerideyken ailemin çekmiş olduğu sıkıntılardan dolayı çocuklarımın psikolojisinin bozulduğunu görmüştüm. Dolayısıyla artık Türkiye'den çıkmam gerektiğini karar verdim. Benim için artık Türkiye ile alakalı bir duygusal kopuş dediğimiz kopuş yaşanmıştı. Meriç Nehri dediğimiz nehir üzerinden kaçak olarak Türkiye'den bir sırt çantasıyla çıktım. Burada şunu belirtmek istiyorum. Türkiye'den yurt dışına kaçarken 3 tane alternatifimiz vardı. Ya Türk askerleri tarafından tutuklanacaktık, ya Meriç Nehri'nde botumuz batıp boğulacaktık ya da karşı tarafa geçecektik. Ben Türk askerlerine tutuklanma dışındaki iki alternatife razıydım. Yani eğer geçebilirsem geçip kurtulacağım, geçemezsem inşallah umarım ölüm olur, Türk askerlerine tutuklanmam diye bu motivasyonla çıktım. Çünkü tekrar aynı şeyleri yaşamak benim kaldırabileceğim şeyler değildi yani. Ailemle şu anda Almanya'ya geçtik. Almanya'da işte iltica sürecimiz tamamlandı. Çocuklarım geldi, şu anda okula gidiyorlar. Fakat çocukların psikolojilerinde hala problemler var. Benim aynı şekilde. Çünkü ben hala gece rüyalarımda o işkenceleri görüyorum. Ama tabii buraya gelmiş olmak bizim için çok iyi geldiğini düşünüyorum. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Şu anda dil öğrenmeye çalışıyorum. İleride de sosyal pedagog olmak istiyorum. Özellikle bu şekilde iltica eden insanlara belki yardımcı olabilirim diye. Çok teşekkür ederiz. Sayın Hakim Van der Vesthuizen. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Doğan, çok kısa iki sorum olacak. Birincisi, birçok konudan bahsettiniz. Başınıza gelen birçok olaydan bahsettiniz. Önceki soru, evet, etkisiyle ilgiliydi. Yani bu durumun etkisiyle ilgiliydi. Biraz daha ayrıntılı bir şekilde, spesifik olarak, özel olarak bu eşinize tecavüz etme tehdidini etkisinden bahsedebilir misiniz? Ve başka kadınların da yalvarmalarını, haykırışlarını duymuştunuz. Tabii ki biliyorum ikisi birbirinden ayrılmaz ama yani dövmeye ve diğer fiziki şiddete kıyasla bunun etkisi nasıl oldu? Bu özel tehdidin üzerinizdeki etkisini tarif edebilir misiniz? And then I have one more. Daha sonra küçük bir sorum daha olacak. Yani aslında benim için o süreçte yaşadığım en ağır olay buydu. Çünkü dediğim gibi bu benim bütün dünyamın yıkılması olmuştu. Yani beni o kadar çok derinden etkilemişti ki hayatıma son vermeyi düşünmüştüm. Çünkü o insanların
o işkencelerini görünce ve benim yanımda da böyle bir olay yaptıklarına şahit olunca bu çok uzak bir ihtimal değil dedim. Yani şu an yanındakiler benim eşim de olabilirdi. Düşüncesiyle çok ciddi beni yıpratmıştı ve hala etkisinden kurtulamadım. Dediğim gibi bazen hala rüyalarımda o çığlıkları duyuyorum. Okay, my second question is simply... Tamam, ikinci sorum. Tabii duygusallaştığınızı anlıyorum ve gerçekten kesinlikle anlaşılabilir bir durum. Türk hükümeti burada değil. Bu tribünale, bu mahkemeye katılmamaya karar verdi. Ama burada olsaydı, Türk hükümeti temsilcileri, avukatları burada olsaydı, size pek çok sorular soracaklardı, kanıtlarınızı test etmeye çalışacaklardı, delillerinizi çürütmeye ya da sizi çapraz sorguya maruz bırakmaya çalışacaklardı. Birçok şekilde soru soracaklardı. Size sorduğum şu, tam olarak aynı sözleri yine onlara da söyler miydiniz? Yani yeminli şekilde beyan vermiş olsaydınız. Yani örneğin burada İsviçre'de tabii ki bildiğiniz gibi yalan beyanda bulunmak bir ceza gerektiriyor, hapis cezası gerektiriyor. Ama buna rağmen yine aynı soruları, yine aynı yanıtları söyler miydiniz? Yoksa söylediğiniz her şeyin arkasında sonuna kadar durur muydunuz? Benim 40 yaşındayım ben. Bundan sonraki hayatımdaki mücadele noktalarımdan bir tanesi bu olacaktır. O dönemde o işkence yapanların ve o işkence emri verenlerin yaptıklarının yanına kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla gönül isterdi ki şu anda keşke karşımda olsaydılar. O işkence yapanlar ve o emri verenler keşke karşımda olsaydı ve ben bunları onların yüzüne haykırsaydım. Burada bulunmak istememin temel sebebi de bu zaten. Biz şu anda burada bu programı yaparken, akşam evimize gidip başımızı yastığa koyup uyurken Türkiye'de işkence uğrayan ve işkenceden ölen insanlar var. Ben bunu kabul edemiyorum. Dolayısıyla hep dediğimin arkasındayım. Sonuna kadar da arkasında duracağım. O günü dört gözle bekliyorum. Türk hükümetinin yetkilileriyle yetkililere göz göze gelip bunları anlatmak istiyorum. Umarım o fırsat bir gün verilir. Umarım bağımsız mahkemeler tarafından bunlar yargılanır. Ama burada şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye'de işkence yeni bir şey değil. Daha önce Kürtlere yıllarca işkence yapıldı. Alevilere yıllarca işkenceler yapıldı. Ve maalesef Türkiye'de işkence yapanlardan hiç ceza alan olmadı. Ben hiç duymadım. Dolayısıyla şöyle bir endişe ve korkum var. Bu dönemde bu işkenceleri yapanların da yaptıklarının yanına kar kalacağı endişesi var. Umarım kalmaz. Umarım bunlar hak ettikleri cezaları alırlar. Ve bunları gören diğer insanlar da bir daha, bir 10 yıl sonra bir başka gruba aynı işkenceleri, aynı zulümleri yapmazlar. Benim tek temennim, tek isteğim bu. Tabii bu anda, şu anda biz bundan dolayı işte tehditler alıyoruz. Sosyal medya üzerinden işte bize tehditler yapıyorlar, ailemizi tehdit ediyorlar. Tabii ki riski var. Avrupa'da olmamıza rağmen Almanya'da Erkan Acerer diye bir gazetecinin evinde dövülerek dövüldüğüne şahit olduk. Yine başka bir boksörün muhalif olduğu için sokakta linçe uğradığına şahit olduk. Tabii ki bu tarz şeyler yaşanabilir. Ama programın başında belirttiğiniz gibi sessiz kalmak bence onursuzluktur. Dolayısıyla neye mal olacaksa olsun sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Sayın Keskin, daha erken gitmesi gerekecek çünkü bir mahkeme duruşması varmış. Yani sizin için uygunsa şimdi sizin tanıklığınızı burada bitirmek istiyorum ve hemen Sayın Eren Keskin'in tanıklığıyla devam etmek istiyorum. Sizin için uygun olur mu? Tribünale bu izni verebilir misiniz? Sayın Keskin'in tanıklığından sonra tekrar size dönebiliriz mümkünse sizin için. Olabilir. Assist der Client so. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer arzu ederseniz, siz nasıl uygun görürseniz daha sonra tekrar devam edebiliriz. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa tekrar cevap veririz. Çok teşekkür ederim. Thank you very much. Çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederiz. Evet, öğleden sonra bazı değişiklikler yapmamız gerekti. Yeniden size geri dönebiliriz Serhan Bey. Sizin sormak istediğiniz soru yok mu? Ya sizin? Evet, benim var.
Evet, siz Türkiye'den Yunanistan'a gittiğinizi söylediniz. Peki Yunanistan'a gittikten sonra Yunanistan'da mı iltica talebinde bulundunuz? İlticayı nasıl oldu da Almanya'da aldınız? Ve nasıl yaptınız? Yunanistan'dan Almanya'ya nasıl gittiniz acaba? Türkiye'den Yunanistan'a geçtim. Yunanistan'a geçtikten sonra 3-4 saat bir yürüme mesafesi yürüdüm. Yürüdükten sonra polisler yakaladı bizi. Polisler yakaladıktan sonra bir nezarethane gibi bir yere götürdüler. Orada yaşadığım ilginç bir şey vardı. Savunmaya sivil bir insan gelip savunmamızı aldı o nezarethanede. Orada ben biraz başından geçenleri anlattım, gözaltındaki süreci. O bana şöyle bir ifade kullanmıştı. Gece saat 11-12 gibi gelip sabah kaybolan insanlar Sadat üyesi insanlar mıydı diye bir soru sordu. Sadat dediğimiz teşkilatlanma Türkiye'de işte rejime bağlı silahlı gruplar olarak bunu işte medyadan bilgi edindiğimiz kadarıyla. Ben tabii bilmiyorum onlar olup olmadığını. Ama gelen insanların kesinlikle şeyle alakası olmadığını, resim olmadıklarını düşünüyorum dedim. Yunanistan'da yakalandıktan sonra yani parmak izimizi falan aldılar Birleşmiş Milletler kampında. Ondan sonra oradan bırakıyorlar işte iltica, gidip iltica talebinde bulunun diye. Tabii ben Yunanistan'da iltica etmek istemiyordum. Çünkü Yunanistan'ın benim için güvenilir olmadığını düşünüyordum. Bunun sebebi de Türk İstihbarat Teşkilatı'nın Yunanistan'da rahat hareket edebildiğini düşünüyorum. İşte orada bazı olaylar falan yaptıklarını okumuştum daha önce. Dolayısıyla kendimi güvenilir bir ülkeye atmam gerekiyordu. Yunanistan'da bu işi yapan insanlar var. O insanlarla görüşüp ondan sonra Almanya'ya geçtim. Almanya'ya geçtikten sonra işte tutuklandığımla, gözaltında kaldığımla ilgili belgeler vardı. Hakkımda hazırlanan iddianameyi sundum. Zaten o mülakat görüşmesini yapan kişi bu iddianamenin çok saçma olduğunu ve bu suçlamalardan dolayı 7 yıl 6 ay ceza almış olması akıl dışı gelmişti ona. Söylemişti bunu şeyde mülakatta. O belgeleri sundum. Kendi durumumu anlattım. Burada yaşadıklarımı yani burada anlattıklarımı aynısını mülakatta da anlattım. Ondan sonra siyasi ilticam kabul oldu. Sonra aile birleşimiyle çocuklarımı, ailemi, eşimi ve çocuklarımı bir gün önce getirebildim. Onlar da geldiler. Şu anda hep beraber hayata tutunmaya çalışıyoruz. Tabii 40 yaşından sonra yeni bir hayat, yeni bir düzen, yeni bir ülke, yeni bir kültür, yeni bir dil. Bizim için çok kolay olmuyor ama Türkiye'den kurtulduğumuz için çok mutluyuz yani şimdilik. Başka sorusu olan var mı acaba hakimler arasından? Benim bir sorum var aslında. Belki biraz fazla teorik bir soru. Ama Türkiye'de, hapishanede ve diğer yerlerde maruz kaldığınız olaylar, işte dövülmeler, Filistin askısı vesaire, bunlar son derece onur kırıcı, gayri insani deneyimlerdi. Yani belki cevap vermek istemezsiniz, ısrar etmek istemiyorum. Ama hangi işkencelere maruz kaldınız, hangi gayri insani, yani Filistin askısı dışında acaba size dövüldünüz, karınız tehdit edildi, suyla belki işkence gördünüz. Bütün bu işkencelerin tabii farkındayız. Bunların dışında başka işkencelere maruz kaldınız mı acaba? Israr etmek istemiyorum. Belki bunları tekrardan hatırlamak istemezseniz şu anda. Bunlar çok kötü hatıralar. Aslında ben bunları her anlattığımda aslında aynı şeyleri yaşıyor gibi oluyorum. Bu benim için çok ağır bir şey. Fakat dediğim gibi bunun da mutlaka duyurulması gerektiğine inandığım için bunları anlatmak istiyorum. Aslında ben 40 o yaşıma kadar yani insanlardan böyle ağır küfürler bile duymayan bir insanım. O küfürler bile benim için bir onur kırıcı aslında. Fakat bunun çok ötesinde. Yani işte üstümün soyulması benim için onur kırıcı. Ondan sonra işte 4-5 kişinin birden sizi sürekli vurması, işte sizin hani avret mahalli diyebileceğimiz işte yerlerinize insanların işte dokunması, vurması, bunlar tabii yani bunun dip nokta burası yani. Ama tabii
Benim için en onur kırıcı şey o bayanların çığlıkları. Yani dediğim gibi en çok beni etkileyen şey oldu. Onun dışında dayak işte şey hani bir yere kadar bir anlam verebiliyorsunuz. Bu insanların motivasyonu çok farklıydı. Çünkü normal bir insan psikolojisinde değillerdi. O kaldığımız yer o dönemde hala işte camlar kırıktı, kurşun izleri falan vardı. Bana bunu bu suçlamaya yöneltiyorlardı. Bunları siz yaptınız. Sen buraları işte siz buraları bombaladınız. Siz buralara kurşun sıktınız. Yani siz bizim arkadaşlarımızı şehit ettiniz. Siz bizim arkadaşları öldürdünüz diyerek bu yani bu normal akıl dışı bir motivasyonları vardı. Bu motivasyonla her şeyi yapabilirlerdi. Yapıyorlardı da yani. Dolayısıyla ben o hem cezaevinde hem de o gözaltında yaşadığım her şey benim için çok onur kırıcıydı. Ben bunları unutabileceğimi düşünemiyorum. Yani bizim biraz önce arkadaşım bahsettiği gibi 5 yıl oldu geçti. 5 yıldır hala dünkü gibi. Bana o işkence yapan insanları ben görsem mesela, yüz yüze gelsem hayatta unutamam o simaları. O doktorun simasını hayatta unutamam. Yani hep dileğim odur yani. Umarım bir gün o işkence yapan insanlarla yüz yüze gelip bunu onların yüzlerine haykırmak isterim yani. Çünkü onurum çok fazla kırıldı. Yani bu benim için çok aşağılayıcı bir şeydi yani. Thank you very much. Thank you. Çok teşekkür ederiz. Bu öğleden sonra aramıza katıldığınız, tanıklığınızı yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Evet, baylar, bayanlar, bu işkence konusundaki ilk oturumun sonuna geldik artık.